Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı işbirliğiyle 15-17 Nisan'da edebiyat ve çevre temasıyla düzenlenen Akdeniz Edebiyat Günleri açılış programıyla başladı. Bodrum'da gerçekleştirilen Akdeniz Edebiyat Günleri edebiyat ve çevre temasıyla başladı. Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı tarafından birlikte düzenlenen Akdeniz Edebiyat Günleri'nin açılış programına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth, Sosyalist Enternasyonel Başkanı ve Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandreou, sanatçı yazar Zülfü Livaneli, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despanya Balkiza, Almanya İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Livaneli Vakfı Genel Sekreteri Şule Bucak, eski Avustralya Ankara Büyükelçisi James Larson, yazarlar Mehmet Yılmaz, Zeynep Oral, Anna Pataki, Buket Uzuner, Zeynep Göğüş, Ayşe Arman, Nebil Özgentürk ve çok sayıda misafir katıldı. Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programın açılış konuşmasını yapan Başkan Aras şunları söyledi. Kadim kentimiz Bodrum'da ülkemizin misafirperver insanlarının en içten duygularıyla sizlere seslenmek istiyorum. Ve merhaba diyorum, hoş geldiniz. Adına ve anısına dünyanın 7 harikasından biri olan Mauzolyum inşa edilmiş olan Kale Kralı Mauzolos. Eşi dünyanın ilk kadın amirali Kraliçe Artemisia. Tarihin babası Herodot gibi tarihe nam salmış şahsiyetlerin ülkesi Bodrum, doğal, tarihi ve kültürel mirasıyla sanat ve iyilik duygularının insanları çabucak etkisine aldığı büyülü bir kent olma özelliğini asırlardır koruyarak bugünlere kadar gelmiştir. Yerel yönetim olarak bizlerin önceliği Bodrum'u korumak, bununla birlikte doğal ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaktır. Ve en büyük gerçeğimiz doğal yaşam alanlarımızı geleceğimizden miras almış olduğumuzdur. Halikarnas balıkçımızın doğumunun 132. yılında hazırladığımız anma etkinliklerini biraz daha farklı etkinliklere başka bir perspektif kazandırarak yapalım istedik. Bu amaçla balıkçı yaşıyor temasıyla 16-20 Nisan günleri arasında çok titizlikle hazırlıklarını yaptığımız Halikarnas balıkçısı anma etkinliklerinde sizler olmaktan çok büyük bir heyecan duyuyorum. Halikarnas balıkçısı ile ilgili bir anıyı paylaşan sanatçı yazar Zülfü Livaneli şöyle konuştu. Bodrum'da o kadar güzel bir günde sizlerle buluşmak çok hoş oldu. Doğrusu başkanımız ve belediye çalışanları, onlara çok teşekkür borçluyuz çünkü ev sahipliği görevini yapıyorlar. Halikarnas balıkçısı Türkiye'ye yeni bir kültür sentezi vermeye, oluşturmaya çalışan bir kişiydi. Zaten bir kozmopolit, bir çok kültürlü, çok değişik kültürlerden gelen, bir çok iyi bilen, müthiş bir insandı. Etrafında birçok arkadaşı, profesörler, yazarlar, o dönemin büyük entelektüelleri sürekli buraya geliyorlardı ve onların tezi şuydu. Biz Anadolu'da daha önce gelmiş geçmiş bütün medeniyetlerin varisiyiz, mirasçısıyız. Dolayısıyla buradaki Helen kültürünün, Karya kültürünün, diğer Anadolu'nun kültürlerinin hepsinin mirasçısıyız ve biz böyle yaşıyoruz. Yani bir ırk, bir ırkçılık meselesine karşı en güzel cevaptı. Halikarnas balıkçısının Bodrum ve dünya için öneminden bahseden Papandreou, Halikarnas balıkçısı buraların ilk bahçıvanıydı. Zengin bir kültür tüccarıydı desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Sayın Belediye Başkanı Ahmet Aras da Halikarnas balıkçısının ayak izlerini takip ediyor. Onun gibi kararlılıkla çevre felaketleriyle ilgili mücadele etme noktasında çok sıkı politikalar üreterek bu noktadaki çalışmalarını da yakından takipçisi olmaya devam ediyor dedi. Bodrum'a davet edilmiş olmak ve değerli insanlarla bir araya gelebilme imkanına kavuşmuş olmaktan dolayı büyük bir onur yaşadığını söyleyen Almanya Kültür ve Medya Bakanı Claudia Roth, "Benim için bugün burada olmanın manası büyük. Hepimiz birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı bulma şansına sahip olduk. Kültür sadece olsa da olur diyebileceğimiz bir kavram değil. Kültür toplumda bizim en önemli sac ayaklarımızdan bir tanesi. Birine yakınsanız onun hakkında bir şeyler öğrenmek için çaba sarf edersiniz. Bu bağlamda ülkelerimiz de birbirinin halkları hakkında çok şey öğrenme fırsatına kavuştu ve burada edebiyatın anahtar rolü asla yadsınamaz. Sizler için kültürün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kültürün, demokrasinin dostları, merhabalar demek istiyorum size. Merhaba Bodrum," dedi.
Bugün Almanya kültürden sorumlu devlet ve medya bakanı rolüyle katılımcılara hitap ediyor olmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Roth, kültür, tiyatro ve müzik, ben buradan geliyorum. Benim parçası olduğum neslin en önemli görevi ya da en kararlı olduğu şey kültürü daha demokratik hale getirmekle ilgiliydi. Biz kültürü, edebiyatı, sanatı, tiyatroyu ve müziği sınırları aşan bir festival haline dönüştürmek şiarıyla yola çıktık. Öyle bir kutlama, öyle bir festivaldi ki herkesin katılmasını bekliyorduk ve herkesin katılması gerektiğine inanıyorduk. Biz kültüre ne kadar bağlıysak, kültür de bize o kadar bağlı ve ben bugün Almanya Kültür ve Medya Bakanı olarak sizlere bu konuda bu konuşmayı yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum ve bir demokratik kültürün gelişmesi için çalışmalar yapabilme imkanından dolayı çok müteşekkirim dedi. Akdeniz Edebiyat Günleri, edebiyat ve çevre temalı oturumlar ve 17 Nisan Dünya Merhaba Günü programıyla devam edecek.